Tonguç Kampüs'ten herkese merhabalar. Atom modelleri ve atomun yapısı diyeceğiz ve bunları tanıyor olacağız bugünkü dersimiz arkadaşlar. Daha öncesinde neler yapmıştık? Kimya bilimi ünitesini tamamlamıştık. Şimdi ikinci ünitemize geçmiş oluyoruz diyebiliriz. Atom modelleri diyeceğiz. Ardından da tabii ki atomun yapısı ve onunla ilgili izotürlerden bahsediyor olacağız. İçeriğimizde de bahsedildiği üzere, içeriğimizde de belirtildiği üzere diyebiliriz. Ve ardından da ne yapacağız? Üniversite sınavlarında daha önceden çıkmış sorulara benzer bir soru tipiyle hep birlikte karşınızda olacağız. Bunu hepimiz çok rahat bir şekilde çözebiliyor olacağız. Çünkü bu bilgileri az sonra hepimiz öğrenmiş bir vaziyette olacağız arkadaşlar. Şimdi atom modelleri dedik. Atom modellerinden ilk başta bahsedeceğimiz atom modeli Dalton atom modeli olacak. Peki atomdan ilk defa bahseden kişi Dalton mudur? Arkadaşlar bunu hemen bir önceki ünitemizden hatırlıyoruz zaten. Atom diyen ilk kişi Demokritus'tu, bunu unutmuyoruz. Ama bilimsel çalışmalar, atoma dair yapılan bilimsel çalışmalar Dalton'la başlıyor. Demokritus'un söylediği şeyler daha çok felsefik bir boyuta sahipti. Bir bilim değildi çünkü o bir simyacıydı. Ama Dalton bir bilim insanıdır ve bilim insanı olarak ilk bilimsel çalışmaları yapmaya başlamıştır. Şimdi hemen söyleyeceklerimiz az sonra Dalton'un atomla ilgili bahsettiği özellikler şimdi günümüzde neredeyse hiçbiri kabul edilmiyor. Tamam mı? Çürütülmüş durumda neredeyse diyeceğim. Bazı bilgiler çünkü hala daha geçerli. Ama Dalton'un şöyle bir önemi var. Atomla ilgili bilimsel çalışmaları başlatan kişi. Dolayısıyla fitili yakan kişi, o çok önemli bir değere sahiptir. Dolayısıyla kimya bilimi için, bilim dünyası için. Peki Dalton atomla ilgili neler söylemiştir? Modelinde atomu bize nasıl tanımlamıştır, nasıl tanıtmıştır? Bundan bahsedecek olursak öncelikle diyor ki atom dediğimiz şey bölünemeyen, bölünme şansı olmayan küçük taneciklerdir. Aslında benzer bir tanımla içi dolu bir küredir demiş. Bu ikisini atomun tanımında kullandığı önemli cümleler arkadaşlar. Yani ne diyor? Atom bir küre yapısıdır ve herhangi bir şekilde parçalanamaz. İçi tamamen doludur ve elementlerin temel bileşeni de atomlardır. Yani sen bir elementi Demokritus'un da tanımladığı gibi hani küçük küçük parçalara ayırırsan artık parçalanamayacak haline biz atom ismini vereceğiz. İşte bunu da bu şekilde tanımlayacağız diyor. Ve tanımını devam ettirirken özelliklerinde atoma dair şunları söylüyor. Diyor ki bir elementin tüm atomları özdeştir diyor. Arkadaşlar bunları günümüzdeki atom bilgisiyle de kıyaslayarak gidelim. Hangi bilgiler hala daha doğru, hangi bilgiler doğruluğunu yitirmiş durumda. Bölünemeyen küçük tanecikler, biz bugün diyoruz ki atomun büyük kısmı boşluktan oluşur. İçi dolu bir küredir diyoruz. Az önce söylediğimiz gibi büyük kısmı boşluktan oluşur ve bölünebilir olduğunu da radyoaktivite deneyleriyle kanıtladık. Atomu parçalayabiliyoruz. Radyoaktivite bize bunu söylüyor. Bir elementin tüm atomları özdeştir demiş Dalton. Oysa ki biz bugün izotop diye bir kavram biliyoruz ve bir elementin farklı özelliklere sahip atomları olabileceğini de söylemiş oluyoruz. Az sonra izotop kavramında hep birlikte çalışıyor, öğreniyor olacağız. Sabit ve katlı oranlar kanunundan bahsetmiş. Burada ne demek? Sabit oranlar kanunu, bir bileşi oluşturan elementlerin kütlece sabit bir oranı var demek oluyor. Ne demek bu? Mesela su bileşiğinde hidrojen ve oksijenler var. Her 1 gram hidrojene karşılık 8 gram oksijen gelmiştir de bu bileşiği oluşturmuştur diyor. Bu günümüzde de kullandığımız bir tanımdır. Bileşik kavramı üzerine yapılan önemli bir kanundur, açıklamadır. Aynı şekilde katlı oranlar kanunu da yine günümüzde kabul ettiğimiz, kullandığımız ve derslerimizde de aslında öğreneceğimiz önemli kanunlardır arkadaşlar. Geçiyoruz, kimyasal tepkim atomların birleşmesi veya ayrışmasıdır şeklinde tepkime tanımı da yapıyor. Aslında atom modelleri üzerinden, yani atomun tanımı üzerinden aslında kimyaya dair birçok şeyi tanımlama yoluna gidiyor. Bu da yine tabii ki günümüzde kullandığımız bir tanımdır. Tabii ki daha geniş bir tanım olması gerekiyor. Kimyasal tepkim bu kadar basit bir tanıma sığdırılamaz. Ancak günümüzdeki tanımından çok uzakta değil, hala daha kullanabileceğimiz bir tanım var karşımızda diyeceğiz. Dalton atom modeli genel anlamıyla böyleydi arkadaşlar. Dalton'da söylenen bilgilerin çoğusu günümüzde kabul edilmiyor. Çoğusu yalanlandı, yanlışlandı. Ancak ilk adım olması açısından çok çok önemli bir yere sahip tabii ki. Ardından tabii ki tarihlerden de göreceğimiz üzere 1803 yılında Dalton bu çalışmalarını yapıyor. Arada neredeyse 100 yıl geçtikten sonra, yani o 100 yıl boyunca atomla ilgili bilgiler, bilinen veriler bunlarla sınırlı. Thomson abimiz ortaya çıkıyor ve yeni yeni çalışmalar ortaya koymaya başlıyor.
Thompson deyince aklımıza ne geliyor? Hepimiz zaten ortaokuldan bile hatırladığımız üzere üzümlü kek geliyor. Dalton diyor ki, Thompson diyor ki, çünkü Thompson'ın hemen öncesinde Faraday çalışmalar yapıyor. Negatif yüklü tanciklerin akışından bahsediyor. Negatif yüklü tanciklerin aslında varlığı ile ilgili ipuçları sunuyor. Dolayısıyla bunun üzerine Thompson diyor ki, demek ki Dalton'ın atom modeli bizi kurtarmıyor. Bu negatif yüklü tanciklerden biz bahsetmemiz gerekiyor. Atomun içerisine bunu yedirmemiz gerekiyor. Ve atom modelini açıklarken diyor ki, atomun kendisi bir küredir. Tıpkı Dalton'un da söylediği gibi burada herhangi bir sorun yok. Ama bu küre pozitif yüklü bir küredir. Yani kürenin kendisini düşündüğümüz zaman kendi yükü pozitif. Ancak Faraday'ın deneylerinden de anladığım üzere negatif yüklü tanecikler var, yer alıyor atomda. Dolayısıyla bu negatif yüklü tanecikler tıpkı üzümün kek içerisinde dağıldığı gibi rastgele bu pozitif yüklü kürenin içerisinde dağılmış durumdadır diyor. Yani Dalton'dan Thompson'a geçerken ne biliyoruz? Dalton'da yüklerden bahsedilmiyordu. Ancak Thompson diyor ki, bizim pozitif yüklü, kendisi pozitif olan kocaman bir küremiz var. Tabii kocaman dediğimiz atomik boyutta bundan bahsediyoruz. Ve içerisinde dağılmış minicik minicik negatif yüklü tanecikler var ki biz bunları elektron olarak isimlendiriyoruz. Sonradan konumları ile ilgili de bazı değişiklikler yapacağız. Ve Thompson'ın burada yaptığı çalışmalardan en önemli nokta nedir o zaman? Thompson deyince aklımıza üzümlü kek ismi gelecek. Buradan negatif yüklü taneciklerden ilk defa bahsedilen atom modeli olarak bunu bileceğiz. Yani elektronlar ilk defa burada ele alınmaya başlanıyor. Ardından ne söylüyor? Atomun çapı ile ilgili bilgi veriyor bize. Diyor ki, bir atomun çapı 10 üzeri eksi 8 santimetredir. Ve pozitif yük ve negatif yük arasında diyor ki, eğer pozitif yükle negatif yük birbirinden farklı olursa atomun yüklü bir tanecik olması gerekiyor. Ancak onun nötr tanecikler olduğunu biliyoruz. Yani atom deyince aklınıza iyon değil, atom deyince nötr tanecikler gelmesi gerekiyor. Nötr olabilmesi için de pozitif yükün negatif yüke eşit olması gerekiyor. Yani diyor ki, bu kürenin pozitif yükü her neyse içinde bu rastgele dağılmış olan negatif yüklü taneciklerin toplam negatif yükü o pozitif yüke eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla da atom bu şekilde nötrlüğünü kazanabilir diyor. Ve elektronların kütlesiyle ilgili çalışmalarında da o kadar küçük bir kütle olduğunu tespit ediyor ki, demek ki ben bu kütleyi ihmal edebilirim. Buna karar veriyor. Çok çok küçük bir kütle var elektronlarda. Dolayısıyla bu elektronların kütlesi ihmal edilebilir. Ardından Rutherford ortaya çıkıyor ve bazı deneyler yapıyor. Daha doğrusu onun öğrencileriyle birlikte yapılan çalışmalar var. Burada ne var peki? Şu deneyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli bir deney. Sorularda karşınıza sık sık çıkacak. Rutherford'un ortaya attığı atom modelinin temeli bu deneye dayanıyor. Çünkü alfa saçılması deneyi veyahut altın levha deneyi olarak karşımıza çıkabilir bunun isimleri. Şimdi ne yapıyor peki? Alfa taneciklerini altın bir levhaya gönderiyor. Bu altın levhayı kullanmasının sebebi nedir? İşte atomun gerçekten Thompson'ın söylediği gibi bir küre şeklinde mi, yoksa atomun içerisinde boşluklar var mı, bunu tespit etmek istiyor. Altın levhada bunu kanıtlaması için en önemli, en kullanışlı enstrüman olarak karşısında duruyor. Arkasına da bir şöyle levha koyuyor ve levhanın içerisine de çinko sülfür sürüyor. Bu sayede de gönderdiği alfa ışınlarının hareketini gözlemleme şansına sahip olacak çünkü. Alfa ışınlarının özelliği nedir peki? Pozitif yüklü tanecikler gönderiyor alfa ışınları sayesinde. Yani ışık sayesinde aslında pozitif yüklü tanecikler gönderiyor ve buradaki davranışını açıklamaya çalışıyor. Şimdi burada şunu gözlemliyor. Buraya gönderdiği, altın levhanın üzerine gönderdiği alfa taneciklerinden çok çok büyük kısmı hiçbir sapmaya uğramadan arkaya çat diye düşüyor. Yani arkada zaten olması gereken yere sanki altın levha hiç yokmuş gibi arkada bir noktaya düşüyor. Bunun oranını da %99 olarak görüyor. Yani gönderdiği her 100 tanecikten 99'u hiçbir şekilde sapmaya uğramadan buraya çarpıyor. Başka ne oluyor peki? Bir de şöyle dar açıyla sapan, yani altın levhaya çarptıktan sonra dümdüz gitmiyor da az bir şey yana doğru gidiyor ya da yukarı doğru gidiyor. Çok küçük bir açıyla sapma gerçekleşiyor. İşte bunların oranının da %0,99 olduğunu tespit ediyor ve çok nadir taneciklerin geri kalan şu 0,01'in de geniş açıyla saptığını veyahut geriye yansıdığını gözlemliyor. İşte bu gözlemlerden sonra Rutherford şu yorumları yapıyor. Demek ki benim gönderdiğim ışınlar bu pozitif yüklerin bulunduğu noktaya temas etmiyor. Sadece 10 binde birlik bir kısmı buraya temas ediyor veyahut işte %0,99'luk 10 binde 99'luk kısmı yakınından geçiyor. Çekirdeğe yakın bir noktaya geçiyor. Geri kalan kısmı da boşluk. Bu deney bize neyi kanıtlamış oluyor? Çekirdeğin varlığını kanıtlamış oluyor. Yani
alfa saçılması deneyi ve altın leva deneyi olarak karşımıza çıktığı zaman biz ne aklımıza gelecek, neyi hatırlayacağız? Burada çekirdeğin varlığı tespit ediliyor. Çünkü yapılan bu deney sonucunda büyük kısmı, %99'lu kısmın atoma dair boşluktan oluştuğunu, geri kalan sadece 1/10'lik kısmın çekirdekten oluştuğunu, geri kalan hani bu taneciklerin çekirdeğe yakın bir yerden geçtiği için sadece dar açıyla saptığını tespit edebiliriz. Yani genel anlamda ne diyeceğiz? Çekirdek sadece 1/10'lik kısmını oluşturuyor. Geri kalan hacim boşluk. Yani Thomson ve Dalton'un söylediklerinin tam tersini söylüyor. İç dolu bir küreden bahsetmiyoruz burada. İçi bomboş olan bir küreden bahsediyoruz hatta. Peki Rutherford bu atom modelinde neler söylüyor? Bize neler kazandırıyor? Dedik ki Rutherford deyince aklımıza çekirdek gelecek arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ve buradan bize diyor ki çekirdek tamamen pozitif yüklü taneciklerden oluşur. Daha doğrusu pozitif yüklü taneciklerin tamamı çekirdektedir diyor. Büyük kısım boşluk, burası önemli. Artı yüklü taneciklerin varlığı ilk defa burada söyleniyor. Çünkü daha önceden bize Thomson ne demişti? Kürenin kendisi pozitif yüklüdür. Artı yüklü olan kürenin kendisidir. Elektronlar, yani negatif yüklü tanecikler bunun içerisinde dağılmıştır. Ama Rutherford ne diyor bize? Diyor ki pozitif yüklü tanecikler var ki biz onları proton olarak biliyoruz. Ve çekirdeğin içerisinde yer alır bunlar diyor. Sonrasında ne diyor? Tüm kütle çekirdekleri. Thomson daha önceden ne demişti? Elektronların kütlesini biz ihmal edebiliriz. İşte bu ihmal ettiğimiz için dışarıda kalan elektronların bir kütlesinden bahsetmeyeceğiz. Neredeyse bütün kütle çekirdektedir diyor ve hatta bununla ilgili şunu söylüyor. Bu kütlenin yaklaşık olarak yarısında pozitif yüklü tanecikler, yani protonlar oluşturur. Nötronlardan haberi yok bu abimiz, henüz nötronlardan bahsetmiyor ama nötronların varlığına da burada ufaktan bir atıfta bulunmuş oluyor. Diyor ki yarısı protonlar, geri kalan yarısını da bir zahmet siz buluverin diyor. Ve atom çapı ile ilgili de şöyle önemli bir bilgi var. Daha önceden Thomson ne demişti bize? Demişti ki atomun çapı 10^-8 santimetre. Rutherford bunu kabul ediyor. Eyvallah diyor. Atomun çapı 10^-8 santim. Ama ben şunu tespit ettim yaptığım deneyle. Bunun 1/10'u de çekirdek. Dolayısıyla çekirdeğin çapı da 10^-12 santimetre olmak zorundadır diyor. Hatta bu çekirdekle atomun çapı ile ilgili de şöyle bir kıyaslama yapıyor arkadaşlar. Diyor ki eğer atomun çekirdeği bir tenis topuysa ve ben bir tenis topunu bir stadyumun merkezine koyacak olursam stadyumun geri kalanı atomu oluşturur diyor. Yani çekirdek ve atom arasında bu kadar büyük bir hacim farkı olduğunu söylüyor ama kütlenin tamamında o küçücük tenis topunun içerisinde yer aldığını söylemek de ihmal etmiyor. Geçiyoruz peki Dalton dedik, Thomson dedik, Rutherford dedik ama atom hala daha istediğimiz noktada değil. Hala daha bulunmayan, yerleştirilmeyen şeyler var. Bunları nasıl koyacağız peki yerine? Elektromanyetik dalgalardan yararlanarak Bohr abimiz az sonra bilgilerini bizimle paylaşacak. Peki elektromanyetik dalgalarda bizim temelimizde olan olay nedir? Ne için kullanıyoruz? Şimdi şu spektrum çok önemli olacak arkadaşlar. Görüyoruz iki tane farklı spektrum var. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Atıyorum çoğunlukla da hidrojen gazı üzerinden bu deneyler yapılıyor. Hidrojen gazına sen şöyle bir tüpün içerisinde hidrojen gazının var olduğunu varsayalım ve buna enerji verdiğini düşünelim. Bunu ısı yoluyla veyahut elektrik yoluyla bu gazın içerisinde enerji verdiğini düşünebiliriz. İşte Bohr bize diyor ki, az sonra da açıklayacak zaten, elektronlar çekirdeğe en yakın noktada bulunmak istiyorlar. Yani bulunabilecek en yakın noktada bulundukları zaman bu onların temel hali oluyor. Sen atomu, hidrojen atomunun tek bir tane elektronu var. Az sonra bunlardan da bahsediyor olacağız. Bu elektronu sen kendi haline bıraktığın zaman çekirdeğe en yakın katmanda bulunur. Yani katmanların kanıtlanması burada geliyor aslında. Biz buna enerji verdiğimiz zaman çekirdekten uzaklaşmaya başlar ve bu duruma biz absorpsiyon diyeceğiz. Yani sen hidrojene enerjiyi verdiğin zaman absorbe olur. Bu elektron daha üst katmanlardan birine taşınır. Yani çekirdekten uzaklaşır. Çekirdekten uzaklaştığı için de bir enerji kazanır. İşte sen onu kendi haline bıraktıktan sonra, daha sonrasında, yani enerjiyi verdin, elektronu daha yüksek bir noktaya taşıdın, absorpsiyon olayı gerçekleşti. Bu durumda da emisyon olayı başlar. Yani o fazladan enerjiden kurtulmak istiyor hidrojen. Bu enerjiden kurtulmak için ne yapacak? Elektron tekrardan kendi yerine dönecek ve bir enerji açığa çıkacak. Buna da emisyon, yani yayınma olayı diyeceğiz. Buradan çıkan enerji ne yapacak peki? Nasıl çıkacak daha doğrusu? Işık yoluyla çıkacak. Yani ışınlar olarak ortaya çıkmış olacak.
Bu çıkan ışınları sen bir prizmadan geçirdiğin zaman prizmanın üzerinde tıpkı gökkuşağında olduğu gibi şöyle bir spektrum durumu oluşacak. İşte bu oluşan spektrumda şu çizgileri görüyor olacağız. Bu çizgiler bize bu katmanların enerjisiyle ilgili bilgi vermiş olacak. Eğer bu çizgiler olmasaydı bu katmanlardan bahsedemiyor olacaktık. Ama bu çizgiler sayesinde biz aslında katmanlar yer aldığını, yani elektron şöyle ortada rastgele bir yerde bulunamaz diyor. Bohr diyor ki bize ya burada bulunacak ya bu katmanın üzerinde bulunacak ya da bu çizgilerle gösterdiğimiz katman üzerinde bulunacak. Arada bir yerde bulunamaz. Bu katmanlar arasında zıplıyor. Bu yüzden de bu çizgiler ortaya çıkıyor ve absorpsiyonla emisyon spektrumlarını kıyaslarken de diyor ki sen bunları üst üste koyduğun zaman dümdüz tıpkı gökkuşağı gibi üzerinde çizgiler bulunmayan, yani beyaz ışığın prizmaya gönderilmesiyle elde edilen bir spektrumu elde edersin. İşte absorpsiyon dediğimiz şey nedir? Işığı soğurduğu zaman açığa çıkan bir spektrumdan bahsedeceğiz. Emisyon dediğimiz zaman da yayılma spektrumudur. Bir diğer adı da bu üzerine verdiğimiz enerjiyi açığa çıkardığı zaman ortaya çıkan spektrumdur şeklinde yorumlayabileceğiz. Peki Bohr deyince aklımıza neler gelecek? Hangi yorumlardan bahsedeceğiz? Arkadaşlar, yörünge ve katman kavramları aklımıza gelecek Bohr deyince. Çünkü bu kavramı literatüre sokan kişi ta kendisidir. Nasıl halletti peki bunu? Elektromanyetik dalgalar sayesinde o ışık spektrumlarını çizerek bize katmanlardan bahsetti ve şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bohr deyince sadece bir elektronu bulunan tanecikler üzerinde çalıştı. Bulunan tanecik diyelim. İkinci bir tanecik işin içerisine girdiği zaman o elektron, daha doğrusu ikinci elektron işin içerisine girdiği zaman o elektronun soğurduğu ya da absorbe ettiği ya da emisyona uğrattığı enerjiyi hesaplayamıyor. Dolayısıyla biz sadece tek elektronu bulunan tanecikler üzerinde çalışabiliriz diyor. Ne gibi? Hidrojen gibi. O yüzden çoğunlukla karşımıza hidrojen çıkacak. Peki yörünge ve katman kavramı çıkacak dedik aklınıza. Doğrudan gelecek Bohr kavramı dediğimiz zaman. Bohr peki atomu nasıl tanımlıyor? Daha önceden Rutherford'un söylediği gibi çekirdek var diyor. Evet, çekirdeğin varlığını ben ihmal etmiyorum, kabul ediyorum diyor. Ama bunun dışında kabuklar vardır diyor. Bu kabuklar yörünge veya katman diye isimlendirilecek ve çekirdekten belli uzaklıktaki doğrusal, daha doğrusu böyle dairesel güzergahlar olarak bunları belirliyor. Ve elektronların buralarda bulunabildiğini ve buna göre enerji taşıdıklarını söylüyor. Ayrıca diyor ki çekirdekten ne kadar uzak bir katmandaysa o kadar yüksek enerjiye sahiptir. Yani çekirdekten uzaklaştıkça bir katmanın enerjisi artar diyor. Buradan da temel ve uyarılmış hal kavramlarını tanımlıyor. Temel hal ve uyarılmış hali şöyle şu şekil üzerinden tanımlayacak olursak. Temel hal ne dedik? Bulunabilecek en düşük enerjili noktada bulunması. Yani elektronun burada bulunması bunun temel hali oluyor arkadaşlar. Yani çekirdeğe en yakın noktada bulunması. Ama ben buna enerji verirsem dışarıdan ve elektronun buraya taşınmasına sebep olursam bu halde onun uyarılmış hali oluyor. Yani bulunabileceği. En düşük enerjili halde ise bu onun temel hali oluyor. Ben ona dışarıdan enerji vererek daha yüksek bir enerji seviyesine, daha yüksek bir katmana taşıyorsam burada uyarılmış hale getirmiş oluyorum. Bu uyarılmış hali zaten serbest bıraktığım anda da dedik ki o kendisi yerine döner ve açığa enerji çıkarır. Bu enerjiyi de ışık yoluyla çıkarır diyoruz. Burada tabii ki hepsinin şu katmanda bulunması gerektiğini söylemiyoruz arkadaşlar. Bunu karıştırmıyoruz. Bulunabileceği en küçük enerjiden bahsediyoruz. Çünkü ilk katmanda ilerleyen derslerimizde tekrar tekrar bahsediyor olacağız. Sadece iki tane elektron bulunabilir. Dolayısıyla üçüncü bir elektron bu katmanda yer almak zorunda. Ve üçüncü katman elektron bu katmanda yer aldığı için de onun en düşük enerjili seviyesi burası olduğu için o yine temel hal olarak değerlendirilecek. Peki başka neler söyledi? Emisyon ve absorpsiyon olaylarından bahsettik. Bununla ilgili spektrumlar çizdi. Ve bu ikisinin toplamının aslında beyaz ışığın spektrumunu ortaya çıkaracağını söyledik. Ve enerji düzeylerini de diyor ki istersen 1, 2, 3, 4 şeklinde belirt. Yani birinci enerji düzeyi, ikinci enerji düzeyi, üçüncü, dördüncü veyahut KLMN gibi harflerle de belirtebiliriz diyor. Haydi bakalım o zaman birkaç tane soru çözelim bunlarla alakalı. Bize demiş ki yukarıdaki ifadelerden hangileri Dalton atom modelinde yer almazken Thomson atom modelinde yer alır. Hemen bakıyoruz atom parçalanamaz diyor. Atomun berk bir kül olduğunu kim söylemişti bize? Dalton söylemişti. Oysa ki bu Dalton atom modelinde yer almazken diyor. Dolayısıyla bunu sildik gitti. Atom içerisinde rastgele dağılmış negatif yüklü tanecikler yer alır. Dedik ki arkadaşlar negatif yüklü tanecik
ilk defa Thomson atom modelinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu doğru olarak kabul edeceğiz. Dalton'un bu negatif ya da pozitif yükleneceklerden haberi bile yoktu o zamanlar. Bir elementin bütün atomları özdeşti. Bu Dalton'un kurduğu bir cümleydi. Hatta dedi ki daha sonradan biz izotop kavramı sayesinde bu kavramı çürütmüş oluyoruz. Bu yargıyı çürütmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu ifade de yanlış oluyor. Sadece ikinci ifademiz Dalton'da yok ama Thomson'da yer alıyor dedik. Bir diğer sorumuzda da diyor ki Rutherford atom modeline göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi atomun büyük kısmı boşluktan oluşmaktadır. Hatta Rutherford çekirdeği keşfederek bunu söylemişti. Demişti ki atomun sadece 10 binde biri çekirdekken geri kalan kısmı boşluktan oluşmaktadır. Bu ifademiz gayet doğru bir ifade oldu Rutherford'a göre. Pozitif yükün tamamı küçük bir hacimde toplanmıştır. Bu küçük hacimden kastımız zaten çekirdek ve pozitif yükün tamamı o çekirdekte yer alıyor demiştik arkadaşlar. Negatif yüklü elektronlar çekirdekte yer alır diyor. Oysa ki çekirdekte pozitif yüklüler yer alıyordu. Elektronlar yani negatif yüklü tanecikler ise o çekirdeğin etrafında yer alıyordu. Bu Rutherford'a göre gayet yanlış bir ifade olmuş. İlk iki ifademiz doğru olduğu için cevabımız tabii ki C seçeneğinde yer alıyor. Geçtik bir diğer soruya. Bohr atom modeline göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bu defa Bohr'dan bahsedeceğiz. Bohr ismini duyduğumuz anda hemen aklımıza ne gelecekti? Katmanlar gelecekti. Rutherford'da çekirdek, Thomson'da üzümlü kek ya da negatif yüklü tanecikler. Bohr deyince de aklımıza katmanlar gelecek. Katman kavramından burada bahsedeceğiz. Atom kütlesinin neredeyse tamamı çekirdekte toplanmıştır diyor. Rutherford Bohr'dan daha önce geliyor. Dolayısıyla Bohr'dan daha sonra geliyor. Pardon özür diliyorum. Rutherford'dan sonra Bohr geliyor. Dolayısıyla Rutherford'un söylediği ve çürütülmemiş bir kavramdan bahsediyoruz. Bohr da aynen bu kavramı kabul ediyordu. Atom kütlesinin neredeyse tamamı çekirdekte toplanmıştır. Hatta Rutherford daha öncesinde bize demişti ki bunun kütle olarak yaklaşık yarısı da pozitif yüklü taneciklerden oluşur demişti. Elektronlar olabilecek en yüksek enerjili yörüngede bulunur diyor. Oysa ki biz ne dedik? En düşük enerjili yörüngede bulunurlar ve buna biz temel hal ismini veririz. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış oldu. En düşük enerjiyi tercih ederler her zaman. Temel hal elektronların en düşük enerjili yörüngede bulunmasıdır. Bu ifademiz gayet doğru bir ifade oldu. Yani bulunabilecekleri en düşük enerjili yörüngede bulunuyorlarsa işte o zaman temel hal diyorduk. Eğer dışarıdan enerji alıp normalde olabileceklerinden daha yüksek bir enerjili noktaya gittilerse bu onun uyarılmış hali olarak değerlendiriliyordu. Birinci ve üçüncü ifadelerimizin doğru olduğunu gözlemledik. Şimdi geçelim atom altı taneciklerden bahsetmeye. Defalarca ismi de geçti zaten. Elektron var, proton var ve nötron var dedik. Atom modelleri günümüzdeki atomu oluştururken bu kavramların da ortaya çıkmasına sebep oldu zaten. Elektron deyince ne gelecek aklımıza? Hani ilk defa Thomson atom modelinde ortaya çıktı zaten ve burada atomun içerisinde rastgele dağıldığı söylenmişti ama daha sonradan Rutherford ve Bohr'un çalışmaları sayesinde atomun yörüngelerinde bulunduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla elektronlar katmanlarda yer alıyor. Ve elektronlar negatif yüklü tanecikler demiştik. Kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçük bir kütleye sahiptir demiştik. Bunu ta Thomson'dan beridir biliyoruz ve atomun etrafında çok hızlı bir şekilde dönüyor. Dolayısıyla çok hareketli tanecikler olduğunu da söyleyeceğiz. Hatta ilerleyen aşamalarda orbital kavramından da bu sayede bahsediyor olacağız. Protona geldiğimiz zaman proton da Rutherford'la birlikte literatürümüze girmiş bir kavram olabilir arkadaşlar. Burada pozitif yüklü taneciklerden bahsediyoruz tabii ki. Çekirdekte yer alıyor. Çekirdekte yer aldığı için de bunun neredeyse hareketsiz olduğunu, sadece küçük bir titreşim hareketi olduğunu söyleyeceğiz. Kütlesine geldiğimiz zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Elektronlar kütlesiz. Protonların bir kütlesi var. Bir atomik kütle birimi diyeceğimiz bir birime sahiptir. Aynı şeyi nötron için de söyleyeceğiz yaklaşık olarak. Dolayısıyla biz kütle olarak bahsettiğimiz zaman protonun kütlesi neredeyse nötronun kütlesiyle aynıdır diyebileceğiz. Pozitif yüklü dedik. Nötronlara geldiğimiz zaman nötronlar yüksüzdür arkadaşlar. İkisi de çekirdekte bulunan tanecikler olduğu için neredeyse hareketsiz olarak kabul edilir. Şimdi bu taneciklerin bir de sembolik gösterimi var. Yani bir atomun kaç tane protona, kaç tane nötrona, kaç tane elektrona sahip olduğuna dair bazı gösterimler karşımıza çıkacak. Bunlar da arkadaşlar en önemli nokta proton sayısı olacak. Şu sol altta yazan sayı her neyse bu o atomun, o taneciğin taşıdığı proton sayısını bize söyleyecek. Ve Z sembolüyle göstereceğiz. Arkadaşlar bu kavram olarak karşımıza proton sayısı olarak çıkabilir. Ama bazı sorularda
atom numarası olarak da çıkabilir. Yani atom numarası demek doğrudan bizim aklımıza proton sayısını getirecek. Neden atom numarası? Çünkü biz şunu biliyoruz ki bir atomun kimliğini, hangi elemente ait olduğunu o bize söylüyor. Proton sayısı kaç tanesi, atomun taneciğin kimliğini de o bilgi bize söyleyecek. O yüzden atom numarası olarak isimlendireceğiz. Bir diğer ismi de çekirdek yüküdür arkadaşlar. Bu nereden geliyor peki? Çekirdekte protonlar ve nötronlar var. Protonlar pozitif yüklü, nötronlar yüksüzdü. Dolayısıyla çekirdekte yüke sahip olan tek tanecik proton. Dolayısıyla çekirdeğin yükünü belirleyen şey de protondur. Bu yüzden çekirdek yükü diye bir kavram görüyorsak hemen aklımıza proton sayısı gelmesi gerekiyor. Karıştırmıyoruz. İyon yükü çekirdek yükü. İyon yükü başka bir şey. Çekirdek yükü proton sayısı demektir. Nötron sayısı kaç tane nötrona sahip olduğunu, ki nötrondan şöyle de bahsedelim. Chadwick tarafından bulunan bir kavramdı, bir tanecikti bu. Nötron sayısını da şöyle sol orta noktaya yazıyoruz. Üste yazdığımız şey ise A sembolüyle gösterdiğimiz kütle numarası olacak. Neden? Bir atomda protonların ve nötronların kütlesi vardı sadece. Dolayısıyla bu ikisinin toplamıyla biz o atomun kütlesini bulabiliriz. Elektronun kütlesini ihmal edebiliyorduk. O yüzden biz şu A dediğimiz şey proton ve nötron sayısının toplamı olacak. Ve atomun kütlesiyle ilgili bize bilgi verdiği için kütle numarası olarak biz onu isimlendireceğiz. Bir diğer ismi de sorularda kavram olarak karşımıza gelecek bir diğer isim ise nükleon sayısı olacak. Çünkü nükleon demek çekirdek taneciği demektir. Çekirdek tanecikleri kimlerdi peki? Proton ve nötronlar. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı bize o nükleonların toplam sayısını verecektir. Burada yine kütle numarasıyla aynı şeyi ifade ediyor olacak bizim için. Sağ alt tarafa geldiğimiz zaman buraya elektron sayısını yazacağız. Yani tamam, proton sayısı nötr taneciklerde elektron sayısına eşittir. Bir atomdan bahsediyorsa bu ikisi zaten birbirine eşit olmak zorunda. Ama iyonlardan bahsediyorsak burada bu ikisinin sayısı birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla elektron sayısını buraya yazdığımız zaman aslında o atomun, o taneciğin daha doğrusu yüküyle ilgili bilgi sahibi olacağız. İşte burada da iyon yükü kavramı devreye giriyor. İyon yükünü de nasıl buluyoruz? Proton sayısından elektron sayısını çıkardığımız zaman bu bize o iyonun yükünü vermiş olacak. Eğer ki proton sayısı elektron sayısına eşitse bu zaten nötr tanecikten bahsettiğimize veya bir atomdan bahsettiğimiz anlamına gelebilir. Yani şurası sıfır çıktığı zaman bizim elimizde nötr bir tanecik vardır. Elektron sayısı proton sayısına eşittir. Ancak elektron alışverişi yaparak, bakın bir tanecik proton alışverişi yapamaz. Ancak ve ancak elektron alışverişi yapar ve bu elektron alışverişini yaptığı zaman bunu yaparak artı ve eksi yüklü hale gelebilir. İşte bu da onun bir iyon haline dönüşmesine sebep olur. Hangi tür iyona dönüştüğünü de buradaki fark belirler. Elektron almış mı yoksa vermiş mi? Eğer dışarıya elektron vermiş bir tanecikten bahsediyorsak, normalde bir atom, atıyorum 10 tane elektron, 10 tane protonu var ama dışarıya bir tane elektron verdi. Bu ne demek oluyor? Artık 10 tane protonu var hala da ama elektron sayısı 9'a düştü. Dolayısıyla proton sayısının elektron sayısından daha fazla olması bunun pozitif yüklü bir tanecik olduğu anlamına gelir. Pozitif yüklü tanecik olmak da bunu katyon haline getirir arkadaşlar. Yani elektron vermiş tanecikler veya pozitif yükle yüklenmiş tanecikler katyon olarak isimlendirilecek. Eğer tam tersi dışarıdan elektron aldıysa bu defa elektron sayısı proton sayısından fazla olur. Dolayısıyla bu defa negatif yüklü bir iyondan, negatif yüklü bir tanecikten bahsediyor olacağız. İşte biz bu tarz tanecikleri de anyon olarak isimlendireceğiz. Unutmuyoruz arkadaşlar, adı katyon veya anyon olsun fark etmiyor. Eğer burası yüklüyse bunların ortak adı da iyon olarak isimlendirilir. O yüzden bunun adı da iyon yüküdür diyeceğiz. Hemen zıplayalım, bir soru çözelim o zaman. Bir X taneciğine ait bazı değerler yandaki gibi sembolize edilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hemen bakıyoruz. A değeri B ve C'nin toplamına eşittir. Şimdi A değeri neydi? Kütle numarasıydı. Kütle numarası veya nükleon sayısı olarak biliyorduk. Bunu da proton sayısı ile nötron sayısının toplamı olarak buluyorduk. Proton sayısını buraya yazıyoruz. Nötron sayısını buraya yazıyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı tabii ki A'yı vermek zorunda. Bu ifademiz gayet doğru bir ifade olacak arkadaşlar. E ve D değerleri toplanırsa C elde edilir. Dedik ki bundan bunu çıkarırsak bunu elde edeceğiz. Yani B eksi D bize neyi verecek? E'yi verecek. O zaman E değerini elde etmek için ne yapacağım ben? B değerini elde etmek istiyorsam C ile alakası olmayacak tabii ki. E ve D'yi topladığım zaman B'yi elde ettiğimi göreceğim. Şöyle yazalım. B eşittir
E artı D. Aynı sonuca götürecek bizi matematiksel olarak da. Dolayısıyla E ve D'nin toplamı bize C'yi değil B değerini verecektir. Bu ifademizin yanlış olduğunu göreceğiz. Yani proton sayısını ulaştıracaktır bu bizi. Nötr bir tanecikte B ve C değerleri eşittir. Proton ve nötron sayıları iyon yüküyle ilgili bize bilgi vermez. Bunun eşit olabilmesi için B ile C'nin değil D'nin eşit olması gerekiyor. Yani buradaki eşitlik nötrlükle ilgili bize hiçbir bilgi vermeyecektir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğinde yer alacak. Sadece birinci ifademiz doğrudur diyeceğiz. Şimdi atom altı taneciklerden bahsettik zaten. Şunu hemen bir düzeltelim. Burada atom altı taneciklerden değil artık tabii ki izotürlerden bahsediyor olacağız arkadaşlar. İzotürler olarak karşımızda neler var? Peki 4 tane izotür kavramımız olacak. İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik. Hemen örnekleri üzerinden gidelim arkadaşlar burada. Karşımızda magnezyum ve magnezyum var. İkisinin izotop olduğunu söylüyoruz. Farklılık ne peki burada? Proton sayısının aynı olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar şuna dikkat. Eğer proton sayısı aynıysa zaten sembolün de aynı olması gerekiyor. Çünkü aynı tür atom olduğunu anlayacağız. Ancak burada kütle numaralarının farklı olduğunu göreceğiz. Hatta kütle numaraları farklıysa tabii ki nötron sayıları da farklı olmak zorundadır. Burada 12 nötron var. Burada 13 nötron var ki bu 24 bu da 25 çıkmış. İşte tanım olarak ne diyeceğiz o zaman? Proton sayıları aynı. Aynı proton sayısına sahip ama nötron sayısı dolayısıyla da kütle numarası farklı olan taneciklere biz birbirinin izotopu ismini vereceğiz. İzotop taneciklerle ilgili bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? Bunların kimyasal özellikleri aynıdır. Çünkü aynı atoma aitler. Ancak fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Çünkü kütleleri birbirinden farklı. İzotona geldiğimiz zaman hemen örnek üzerinden yürüyelim. Proton sayılarının farklı, kütle numaralarının farklı olduğunu görüyoruz. Ama nötron sayıları birbiriyle aynı. Burada şu sondaki harf aslında bize kopya verebilir arkadaşlar. İzotop yani proton aynı. İzoton yani nötron aynı demek oluyor. Dolayısıyla bunları tanımlarken de diyeceğiz ki nötron sayısı aynı. Buna karşılık olarak proton sayısı ve kütle numarası farklı olan tanecikler birbirinin izotonu olan taneciklerdir diyeceğiz. Ama şunu unutmuyoruz. Burada ikisinin proton sayısı aynı. Yani atom numarası aynı. O yüzden aynı türler. Dolayısıyla aynı kimyasal özelliğe sahipler. Buraya geldiğimiz zaman proton sayıları farklı. Dolayısıyla farklı tür atomlar. Dolayısıyla hem fiziksel hem kimyasal bütün özellikleri birbirinden farklı olmak zorundadır. Sadece aynı özelliklere sahip olma durumu izotop kavramında var. Ve orada da sadece kimyasal özellikler aynı. Fiziksel özellikler gene farklıdır arkadaşlar. İzobarlara geldiğimiz zaman hemen dikkatimizi ne çekiyor? Kütle numaraları birbirine eşit. Ama ben bunun nötron sayısını yazdığım zaman 20 tane nötron olduğunu göreceğim. Bunun nötron sayısını yazdığım zaman 22 tane nötron olduğu göreceğim. Çünkü nötronla proton sayılarının toplamı bana 40'ı yani kütle numarasını veriyor olması gerekiyor. O zaman izobar atomları tanımlarken ne diyeceğiz? Proton sayıları farklı olacak. Aynı şekilde nötron sayıları da farklı olacak. Ama bir şekilde bu ikisinin toplamı yani kütle numaraları aynı olması gerekiyor ki ben bu tanecikleri birbirinin izobarı olan taneciklerdir diyebileyim. Zıpladık izoelektronik tanecikleri, izobar taneciklerde bu arada fiziksel, kimyasal bütün özellikler yine farklı olmak zorunda. İzoelektronik taneciklerde de hemen dikkatimizi neresi çekiyor? Elektronlar birbiriyle aynı. Elektron sayıları aynı olacak ama bu defa elektron aynıyken proton sayısının birbirinden farklı olması gerekiyor ki ben bunların izoelektronik olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla izoelektronik taneciklerle ilgili şunu söyleyeceğiz. Sadece bir tanesi nötr olabiliyor. Geri kalanlar mecburen iyon olmak zorunda. Çünkü elektron sayısı aynıyken proton sayısı farklı oluyorsa mecburen en az bir tanesi yüklü hale geçmek zorunda olacak. Şuna dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Bir tanecik izotopken daha doğrusu iki tanecik birbirinin izotopuyken aynı anda izoelektronik olamaz. Çünkü izotop proton sayısının aynı olması gerektiğini, izoelektronik elektron sayısının aynı proton sayısının farklı olması gerektiğini söylüyor. Bu ikisi olamaz. Ama aynı anda izoton ve izoelektronik olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu nötron sayısı aynı olacak, proton sayısı farklı olacak diyor. Bu elektron sayısı aynı olacak, proton farklı olacak diyor. Yani ortaya koyduğu şartlar birbiriyle çakışmıyor. Aynı şekilde iki tanecik hem izobar hem izoelektronik olabilir. Çünkü ikisi de proton farklı olacak diyor. Hem kütle numarası aynı hem elektron sayısı aynı olabilir. Proton sayıları da farklıysa birbirini bağlamıyor. Ama bu ikisi aynı anda gerçekleşemiyor. Hemen zıplayalım sorumuzu çözelim o zaman.
X, Y ve Z taneciklerinin atom ve kütle numaralarının bulunduğu grafik yandaki gibidir demiş. Buna göre bu elementlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Hemen şimdi grafiği gördük. Grafik üzerinde kafamız karışmadan biz ne yapalım? Bunları bir sembolik olarak belirtelim. Şimdi X taneciğini vermiş bize. X'in atom numarasının 10 olduğunu söylemiş. Yani proton sayısı 10'muş. Şuraya 10 yazacağım. Kütle numarasının 21 olduğunu söylemiş. Yani şurası 21'miş. Dolayısıyla nötron sayısı kaç kaldı? 11 olarak kaldı. İkisinin toplamı bize kütle numarasını verecekti. Y'den bahsediyorsak, Y için demiş ki 11 bizim proton sayımız, 21 kütle numaramız, dolayısıyla nötron ne kaldı? Buraya da 10 kaldığını göreceğiz. Z'den bahsediyorsak eğer, buranın 10 olduğunu söylemiş, buranın 20 olduğunu söylemiş. Dolayısıyla nötron sayımız bunun içinde 10'muş. Şimdi bunları yazdıktan sonra işimiz oldukça kolay. X ve Y izobar taneciklerdir. Hemen X'lere ve Y'ye bakıyorum. Kütle numaraları birbiriyle aynı. Proton ve nötron sayıları birbiriyle farklı. Dolayısıyla bu tarz tanecikleri biz izobar tanecikler diyorduk. Bu ifademiz gayet doğru oldu. Kütle numaraları aynı olduğu için. X ve Z izotop taneciklerdir diyor. Hemen X ve Z'yi karşılaştırıyorum. Şimdi burada proton sayılarının aynı, nötron ve kütle numaralarının farklı olduğunu görüyoruz. Bu tarz taneciklere birbirinin izotopu olan tanecikler diyorduk. Bu ifademiz de gayet doğru oldu. Y ve Z'yi kıyasladığımız zaman da hemen bakıyoruz. Nötron sayılarının eşit olduğunu görüyoruz. Proton sayıları ve kütle numaraları birbirinden farklı. Bu tarz taneciklere de birbirinin izotonu olan tanecikler diyorduk. Nötron sayıları eşit olduğu için. Dolayısıyla 3 ifademiz de doğruymuş. Cevabımız da tabii ki E seçeneğinde yer alıyormuş diyeceğiz. Evet. Şimdi bunu da güzelce gördükten sonra şu en başa bir dönelim. En başta çözdüğümüz soruyu, daha doğrusu gördüğümüz soruyu hep birlikte bir çözüyor olalım arkadaşlar. ÖSYM tarzında bir soruyla karşılaşmıştık. Ne diyor peki ÖSYM tarzındaki soru? Artı 2 yüklü iyonun elektron dağılımı yandaki gibi modellenen bir X taneciği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi taneciğe baktığımız zaman elektronların sayısını bize söylemiş. Dedik ki çekirdekte protonlar var. Bununla ilgili şu an sayı bilgisine sahip değiliz. Ama etrafındaki elektron sayısını biliyoruz. Hemen bakalım. 2 tane burada var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane elektronu var. Şimdi X taneciği vermiş bana. 10 tane elektronun olduğunu söylüyor. Bir de ne diyor? Bu artı 2 yüklü bir taneciktir diyor. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Buranın artı 2 olabilmesi için proton sayısının 12 olması gerekiyor. Şimdi X elementin atom numarası 10'dur diyor. Atom numarası aynı zamanda proton sayısı demekti. Oysa ki biz bunun 12 olduğunu bulduk. Dolayısıyla bu ifadenin yanlış olduğuna hemen karar verebiliyoruz. X artı 2 iyonu ile neon elementi atomu izoelektroniktir diyor. Şimdi neonun 10 tane proton olduğunu söylüyor. Atom dediğine göre, element atomu dediğine göre nötr olmak zorunda. Dolayısıyla bunun elektron sayısı da 10. Şimdi bakıyoruz elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı. Dolayısıyla bunlar birbirinin izoelektroniğidir. Bu ifademiz gayet doğru bir ifadedir diyeceğiz. Nötr X atomunda 12 elektron bulunur. Şimdi nötr dediği zaman ne yapacağız? Bu 2 elektron vermiş hali olduğuna göre nötr X atomunda buranın 12 olması gerekiyor. 12 elektron bulunur. Dolayısıyla bu ifademize doğru olacak. Yani yüklü hali bu. Nötr hale gelmesi demek dışarıdan 2 tane elektronu alıp burayı tamamlaması demek oluyor. O durumda da 12 tane elektrona sahip oluyor. Veya şöyle de bilebiliriz. Nötr bir atomdan bahsediyorsa proton sayısı kaçsa onun elektron sayısı da o olmak zorundadır. Bu da doğru oldu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğinde herhalde ikinci ve üçüncü ifadelerimiz doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle geçelim, bir ödevlendirmemizi yapalım bakalım. Kimyatik kitabını artık hepimiz sahibiz zaten. Buradan hızlı bir şekilde ilerliyor olacağız. Buradaki çalışmalarımız bizi çok önemli bir şekilde destekliyor olacak arkadaşlar. Buradaki ödevimiz ne olacak peki? Dedik ki kimya bilim ünitesini tamamladık. Atom ve periyodik sistem ünitesine giriş yaptık artık. Burada da atom modellerini ve atomun yapısını genel anlamda işlemiş olduk. Periyodik sisteme henüz geçmedik. Dolayısıyla birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım ve dördüncü adım bizim için ödev kısmı olacak. Yani 26, 27, 28 ve 29. sayfalar bizim çözmemiz için bizi bekliyor olacak. Peki neler var? Şöyle hep birlikte hızlıca bir göz atalım oraya. Burada adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Bu sayfada birinci adımda bir kazanımla ilgili bize sorular karşımıza çıkıyor.
Burada ne var peki? Bir tane temel düzey, iki tane orta düzey ve iki tane de yeni nesil soru bizi bekliyor olacak. Bu tabii ki bunların video çözümleri de mevcut olacak. İkinci adımda benzer şekilde bir kazanımı öğreniyor olacağız. Üçüncü ve dördüncü adımda tamamladığımız zaman aslında bu üniteyle ilgili, bu kısımla ilgili çalışmalarımızı yapmış olacağız. Tabii ki ilerleyen aşamalarda bunun üzerine daha da yoğunlaşmış olacağız. Ödevimizi de aldığımıza göre bir önceki videomuzun ödüllü sorusunu hep birlikte bir çözelim o zaman. Kandaki hemoglobinle tutunarak oksijen taşınmasını engelleyen ve soba zehirlenmesine sebep olan madde nedir? Arkadaşlar, hemoglobine tutunmak veya soba zehirlenmesi dendiği zaman hemen aklımıza karbon monoksit gazı gelecek. Karbon monoksit demiştik ki kömürün ya da karbonun tam yanmaması sonucu açığa çıkan gazdı. Karbondioksit bu kadar zehirleyici değil ama karbon monoksit hemoglobine tutunduğu için zehirlenmelere sebep oluyor ve soba zehirlenmesinin temelinde bu gaz yatıyor arkadaşlar. O zaman bu soruyu da çözdüğümüze göre yeni ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.